Hayırlı akşamlar, kıymetli idarecilerim, öğretmenlerim ve velilerim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün burada dünyaya geldikten sonra ne çabuk büyüdüklerini anlayamadığımız çocuklarımızın içinde bulundukları gelişim dönemi, yani ergenlik döneminin özelliklerini anlayabilmek ve bu dönemde çocuklarımızla daha sağlıklı iletişim kurabilmek adına sizleri burada toplamış bulunmaktayız. Bunun sonrasında tabii bireysel öğretmenlerimizin görüşleri, öğrencilerimiz hakkında görüşlerimiz de olacak. Genel olarak süreci de değerlendireceğiz. Ama ben sizinle ergenlik dönemi ile ilgili paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Şöyle ki ergenlik dönemi dediğimiz zaman çocukların ilk başta isterseniz genel olarak nelerden bahsedeceğiz bir onlara bakalım öyle geçelim. Ergenlik nedir? Ergenlik dönemi özellikleri nelerdir ve ergenlik döneminde aile içi ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Bunları ele alacağız. Şöyle, insan yaşamı boyunca değişim ve gelişim içindedir. Bu dönemler içerisinde kimlik kazanımında önemli etkiye sahip olan bir dönem de ergenlik dönemidir. Çocuklarımız için bu dönem en mutlu, en heyecanlı, en güzel dönem olabileceği gibi birer kriz ya da bunalım dönemi haline dönmesi de söz konusudur. Biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan gelişimlerin olduğu bu süreç hakkındaki belirsizlikler hem bize hem de çocuklarımızı korkutur. Aslında halk arasında her zaman için ergenlik dönemi sanki atlatılması çok güç, çok zor bir dönem olarak değerlendirilir. Yani ergenlik dönemi dediğimiz zaman hepimizin aklında ilk başta olumsuzluklar canlanır sanırım. Aslında tam tersine bu süreci sağlıklı atlatabilmek de mümkündür. Genel olarak bunlara bakacağız. Yeni bir kimlik keşfinde olan çocuklar artık kendilerinin de bir yetişkin olduğunu kanıtlamak isterler. Ve bu zamana kadar ailenin etkisiyle kazandıkları alışkanlıkların ve fikirlerin yetersiz olduğu düşüncesindedirler. Zaman içerisinde bunun yanında yetersiz olduğu düşüncesine kapılırlar. Tabii bununla beraber ergenlik döneminin hem fiziksel hem de psikolojik olarak getirdiği bazı özellikler de vardır. Bunlara da bakalım. Dengeli ilkokul çocuğu gider, yerine zor beğenen, çabuk tepki gösteren bir genç gelir. İstekleri artar, derslere olan ilgisi azalmıştır. Dikkatini toplamakta güçlük çeker ve gizliliğe önem verir. Gizliliğe önem verme noktasına önümüzdeki slaytlarda yine değineceğiz. Dış görünüşü için daha çok özen gösterir. Saçlarına, başlarına artık daha çok bakmaya başlar. Kıyafetini kendi seçmek ister, kendi karar vermek ister. Kimi zaman bize anlamsız gelen değişik tarzlarda bürünebilirler. Bunun yanında tutarsız davranışlar sergilerler. Bir yandan yalnız kalmak isterken kendi odalarına çekilip kendi başlarına arkadaşlarıyla iletişime geçerken bir yandan da yine sizinle iletişim halinde olmak, sizin sevginizin, ilginizin yine üstünde olmalarını isterler. Sakarlık ve dağınıklık artar. Tabii ki bu fiziksel gelişimin getirdiği bir özellikle beraber ortaya gelir. Arkadaşları daha büyük öneme sahiptir. Fakat şu süreç içerisinde aslında çocuklarda arkadaşlık daha büyük önem taşıyor ama ne yazık ki arkadaşlarıyla yüz yüze görüşüp paylaşımda bulunma, gerektiği zamanlarda sıkıntılarını paylaşıp belki bir nebze olsun hafifletme noktasında çocuklarımız bir adım geride kalıyorlar. Onun yerine problemlerini daha çok teknolojik aletlerle, yani teknolojiyle atmaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki bir takım olumsuzlukları ortaya çıkarabiliyor. Bu noktada öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz zaman zaman çalışmalar yapıyorlar. Rehberlik dersinde olsun veya farklı saatlerde toplanarak paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorlar. Ama bu noktanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların kendilerini anlayan, yani veya anladığını düşünen kendi yaş grubuyla bir arada olmalarının büyük bir etkisi var diye düşünüyorum. Bunun yanında yetişkin olarak görülmek isterler, kendi fikirlerini ifade etmek isterler ve buna karşı gelinmesinden, buna bir otoritenin farklı bir söylemde bulunarak karşılık vermesinden rahatsızlık duyarlar. Duyguları hızlı iniş çıkış gösterir. Kimi zaman çok duygusal, kimi zaman çok sert iniş çıkışlar gösterebilir. Fark edilme ve takdir edilme ihtiyacına sahiptirler. Bütün bu dönem, bütün normal bir süreçte bu değişimleri kontrol etmek kolay değilken bir de çocukların okullarından, arkadaşlarından ayrı kalıp paylaşımlarının azalması ne yazık ki tabii ki işlerimizi biraz daha zorlaştırıyor. Şimdi gün boyunca evde sizlerle çocuklar, sizlerle iletişim halindeler. Zaten anne babayla bu noktada sorun yaşarken, yani bu zamana kadar sizin sözünüzü dinleyen çocuklar
kendi akranlarıyla, aynı düşünceye sahip olan akranlarıyla aynı ortamda bulunmak isterken daha çok otorite olarak karşımıza çıkan anne babayla beraberler. Anne baba çocuğunun iyiliği için bu noktada bazı direktiflerde bulunur ama fakat çocuk anlaşılmadığı düşüncesiyle daha farklı tepkiler verebilir. Bununla beraber bu dönemde birazcık zorluk yaşıyoruz aslında. Sizinle yaptığımız görüşmelerde de ben sık sık bunlarla karşılaşıyorum. Onun yanında zaten derslere ilgisi azalmışken çocukların, bir de bu süreci online devam ettirmemiz biraz daha işimizi zorlaştırıyor. Motivasyon kaybına sebep olabiliyor. Odaklanma problemlerine sebep olabiliyor. Çünkü duygusal olarak çok inişli çıkışlı bir süreçten geçtikleri için bu süreçte çocukların bir şeye odaklanmaları zaten gittikçe zorlaşıyor. Teknolojik aletlerle fazla iç içe olmaları ve iletişim problemlerini ortaya çıkarıyor. Şöyle söyleyebiliriz, biraz önce dediğimiz gibi arkadaşlarıyla çocuklar paylaşım yapamadıkları için, paylaşımda bulunamadıkları için kendilerini teknolojik aletlere veriyorlar. Bir problemle karşılaştıkları zaman onu unutabilmek adına belki bir oyunun başına geçiyorlar. Ve bir süre sonra çevresindeki insanlarla nasıl iletişim kurabileceğini bilemeyen çocuklar haline geliyorlar. Aslında geçtiğimiz haftalarda bunu ele almaya çalıştım. Sadece çocuklar için değil, bu süreçte bizler de aynı durumdayız. Teknoloji bağımlısı olduk diyebilirim, yani bunu değerlendirebiliriz. İlk elimiz boş kaldığında yaptığımız şey ya telefonumuza sarılmak, ya bilgisayara sarılmak, ya da televizyonun kumandasına sarılmak oluyor. Yani öncesinde boş aktiviteleri aileyle beraber değerlendirmek, farklı alternatifler üretmek varken şimdi ilk seçeneklerimiz bunlar oluyor. Yaşadığımız sıkıntılardan birisi de bu aslında. Her zaman için sıkıntılardan bahsetmek istemiyorum. Dediğim gibi bunlar sadece problemleri teşhis edip bunlara nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz, nasıl daha sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz, değinmek istediğim asıl kısım burası aslında. Şöyle ki, bu dönemde dediğimiz gibi sağlıklı atlatabilmek için sizin evinizin içerisinde huzurlu bir süreci oluşturabilmek adına dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. İlk önemli nokta, her zaman olduğu gibi her konuda, sanırım her sunumda, her seminerde ele aldığımız bir konu, iletişim. Çocukların bu dönem içerisinde farklılaşan düşünce yapıları, beklentileri doğrultusunda aile birbirlerine karşı duygularını, düşüncelerini içtenlikle ifade edebilmeleri çok önemli. Yani hem sizin için hem de çocuklarınız için duygularınızı rahat ifade edebildiğiniz bir ortamınızın, bir vaktinizi oluşturmanız gerekiyor. Aile bireyleri arasında bu fırsatın oluşturulması ve saygıyla dönütlerin verilmesi, farklı bakış açılarının ortaya çıkmasını sağlarken aynı zamanda empati becerisini de geliştirecek ve problemlerin zamanında çözülmesini sağlayacaktır. Fakat bu iletişimi sağlayamadığımız durumlarda veya çocuğumuz her bizimle iletişime geçmek istediğinde, ona farklı bir direktif verdiğimizde, onu anlamadan, dinlemeden farklı karşılık verdiğimizde bu bizim en büyük iletişim engelimiz oluyor belki de. Çocuk kendisini yavaş yavaş bize rahatça ifade edemediğini fark ediyor ve şöyle ki, kimlik kazanımı içerisinde keşfetmeye açık çocuklar bir yerden sonra bize rahatça sorularını soramadığı için farklı yollara, farklı kaynaklara başvuruyorlar. Ne yazık ki bu kaynaklar her zaman kontrol edebildiğimiz, istediğimiz kaynaklar olmuyor ve sağlıksız sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yetersiz bilgi olabilir, farklı bilgiler olabilir veya istemediğimiz kişiler tarafından farklı bilgilere ulaşılabilir. Bu da bizi belki de tehlikeye atan durumlardan bir tanesi. Bunun yanında bir diğer değinmek istediğim önemli nokta ise disiplin ve tutarlılık. Aslında bu süreçte sizlerle konuştuğumuz zaman sıkıntı yaşadığımız durumlardan bir tanesi. Çocuğumuza kızalım mı, arkadaş mı olalım, bu süreçte onu rahatlatalım mı, ne yapalım bilemiyoruz diyorsunuz çoğu zaman. Fakat burada disiplin ve tutarlılık çok önemli. Disiplin dediğimiz zaman sadece otoriter veya her şeye kurallarla karşılık veren bir ebeveynden ziyade ortak kararların alındığı. Yani disiplin ve tutarlılık dediğimiz zaman çocuk kendini özgürce ifade ederken aynı zamanda o kurallara da uyması gerektiğinin farkında olmalı. Yani nasıl okulda idarecilerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz ise evde de anne babanın bu kuralları koyabileceğini, bu kuralların kontrolünün onlarda olduğunu çocukların farkında olması gerekiyor. Peki
Evet, biz bazen bazı kurallar koyuyoruz veya bazı çizgiler belirliyoruz. Peki bunu ne kadar devam ettiriyoruz? Yani ben bir kural koyduktan sonra 2 gün sonra çocuğuma kıyamadığım için o kuralı ortadan kaldırıyorsam çocuklar bu fırsatları değerlendiriyorlar. Yani annenin babanın o kuralı yeniden kaldırabileceğini, onda bir esneklik payının olduğunu hissettiği zaman da her zaman için şansını zorlamaya devam ediyor. Bu da istemediğimiz düzensizlikleri belki ev içerisinde oluşturmaya çalışıyor. Ortamında disiplini ve tutarlılığı ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Şöyle kişisel sorumluluk, bu disiplin ve tutarlılıktan sonra değinmek istediğim bir noktada kişisel sorumluluk. Özellikle çalışmaları konusunda çocuklarımızın bu noktada yetersiz kaldığını görüyoruz. Yani biz okulda çalışmaları konusunda görüyoruz. Evde farklı farklı alanlarda bunlar ortaya çıkabiliyor. Ben kişisel sorumluluk verme noktasında biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Yani toplum olarak çoğu zaman bu konuda geç kalıyoruz. Çocuklarımıza kıyamadığımız için, belki onlara yardımcı olmak istediğimiz için ben ortaokula geçtiğimiz zaman yavaş yavaş çocuklara sorumluluk verilmeye başlandığını görüyorum. Şöyle ki sınıf ilkokuldayken çocuklar sınıf öğretmenleriyle beraber derse giriyorlar. Kontrolleri daha fazla olabiliyor ama ortaokulla beraber daha çok iş öğrenciye düşüyor. Ama daha önceden sorumluluk verilmediği için belki çocuk kendi başına neyi nasıl yapacağını bilemediği için bu noktada bocalayabiliyor. Şöyle ki bana sorarsanız çocuklar kendilerini küçük yaşta sorumluluk alabileceklerini bize hissettiriyorlar. Kimi zaman kendi başına yemek yemek istediğinde, kimi zaman kıyafetini kendisi giymek istediğinde bize sorumluluk alabileceğini gösterirken çoğu zaman biz bunu farklı şekilde karşılık veriyoruz. Aman etraf kirlenmesin ben yedireyim. Aman vakit kaybetmeyelim ben giydireyim. Bunlarla başlayan sorumluluklar belirli bir yaşa geldikten sonra çocukta kendi başına bir iş yapamayacağı düşüncesini oluşturuyor. Böyle olduktan sonra çocuk evet ortaokula geliyor belki yaşı ilerlemiş oluyor ama kendi başına yapabileceğine inancı olmadığı için bu ders konusunda olsun, farklı konularda olsun yine bu inancını koruyor. O yüzden bu noktada bizim erken yaşta çocuklarımıza güvenip sorumluluklarını vermemiz gerekiyor. Peki, hocam biz sorumluluğu veriyoruz ama o devamını getirmiyor. Zaten gecikmiş bir sorumluluk varsa burada o sıkıntıyı yaşıyoruz ama biz ara ara bunların hatırlatmalarını yapabiliriz. Sorumluluğu tamamen kendimiz yerine getirmektense ya tamam sen yapmıyorsan artık bundan sonrası ben de ilgilenmiyorum demekten ziyade hatırlatıcı olmakta fayda var. Sonuna pekiştireçler koyabilirsiniz. Bu da öyle, olumlu dönütler almanızı sağlayacaktır. Bir diğer değineceğim nokta ise hem bu teknolojik dönemde hem de online eğitimde biraz daha size fazla görev düşüyor ve yorulduğunuzu artık biz de biliyoruz. Hani okulda bu ortamı kurmak daha kolaydı yani o disiplini, eğitim ortamını kurmak daha kolayken evde daha zor. Sizinle yaptığımız görüşmelerden de bu dönütleri alıyoruz. Takip konusunda hem çalışmaları konusunda hem de destek olma noktasında yardımcı olmamız gerekiyor. Çocuğun yerine ödevi yapmak değil. Tam tersine bu noktada yapamadığı durumlarda eksiğini nasıl tamamlayabileceği konusunda bir yönlendirici olabilmek gerekiyor sanırım. Bu noktada aslında bir diğer ucu da takip kısmının teknolojik aletlerle çocuklar iç içe olduğu için bu noktada takip sağlamamız gerekiyor. Şimdi biraz önce dedik ki iletişim doğru şekilde sağlanmadığında çocuklar farklı yollardan öğrenir dedik. Ve benim bu yaşta bir öğrencimin telefonunun şifresini sizin bilmemeniz, anne babanın bilmemesi gibi bir durum söz konusu değil bence. Çünkü çocuklar evet olumlu bilgilere ulaşabildikleri gibi bunun yanında birden fazla olumsuz bilgiye de ulaşma imkanı buluyorlar. Ben bu noktada çocuğumun ders dinlerken veya oyun oynarken odasının kapısının açık olması gerekiyor. Telefon şifresini benim bilmem gerekiyor. Tabii ki bütün bunları yaparken çocuğumuza güvenmediğimizi hissettirmektense tam tersine ya bunun normal olduğunu, çevrede bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Siber zorbalık adında başlığı altında bir sürü sıkıntılar yaşanabiliyor bu dönemlerde. Çocuk sevgi göremediği zaman veya kendisinin anlaşılmadığını hissettiği zaman daha çok buralardan, bu eksiklerden, bu boşluklardan girip çocuklarımızı farklı alanlara yönlenmesine sebep olabiliyorlar. Bu yüzden bizim takip noktasında biraz daha işi ele almamız gerekiyor. Bunun yanında dediğim gibi disiplin ve tutarlılıktan sonra buna değinmemiz gerekiyor. Bir arkadaş mı olacağız çocuğumuzla yoksa ebeveyn mi olacağız? Bu sınırı korumakta biraz zorlanıyoruz. Önceki senelerde her zaman şeyi duymuşsunuzdur. Çocuğumuzla arkadaş olun.
Onunla iyi iletişime geçin. Aslında arkadaş olmaktan ziyade bir ebeveyn olarak anne baba rollerine devrede tutarken iletişimi sağlıklı devam ettirebilmek çok önemli. Çünkü arkadaş olduğumuz zaman o sınırı koruyamadığımızda çocuk evet gelip istediği zaman bizimle bazı şeyleri paylaşacak ama bunun bir sınırının olduğundan haberdar olması gerekiyor. Yeri geldiği zaman o disiplini koyan, kuralları devam ettiren, o kontrolün elinde olduğunu düşündüğü ebeveynler olarak devam etmemiz gerekiyor. Bu aşıldığı zaman anne baba rolünün iletişiminde bazı engeller ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımızın yaptığı çalışmalara veya hayata dair attığı adımlarda onları anlayış gösterip takdir edebilmemiz gerekiyor. Biz çoğu zaman çocuklarımızın iyiliğini düşündüğümüz için, daha iyi konumlarda olmalarını istediğimiz için her zaman eksik noktalarını onlara söylüyoruz. Bu eksikleri giderebilmeleri adına. Ama bazen bu eksikleri söyleyelim, bunlar giderilsin düşüncesindeyken takdir etmeyi unuttuğumuz oluyor. Ve bu takdir edilmeme, ne yaparsa yapsın karşılığını görememe, olumlu dönütler alamadığında ise çocuk ben ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde annemin babamın gözüne giremeyeceğim veya benim yaptığım hiçbir şeyin bir karşılığı olmayacak düşüncesine kapılıyor. Ve belki bunu size ifade de ediyor olabilirler. Buna kapıldığı zaman kendine güvenini yitiren çocuk bundan sonraki hayatında da her atacağı adımda tedirgin oluyor, tedirginlik yaşıyor. O yüzden bu nokta bizim için çok önemli. Sunumumuzun sonuna geliyoruz. Belki bu yaşınızda, yani kaç yaşınıza gelirseniz gelin, en önemli şey sevgi göstermek ve sevgi görmektir. Yani ergenlik dönemi dedik, belirli bir dönemden bahsettik. Hangi gelişim döneminde olursanız olun, o dönemi sağlıklı atlatabilmenin en temel yolu sevgiyi görmek ve göstermektir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Keşke yüz yüze bu toplantımızı yapıyor olabilseydik. Çocuklarımızla da aynı paylaşımlarda bulunabilseydik. Ama bu süreç doğrultusunda bu şekilde olması gerekti. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.